Eren, e, ...bağımsız gazeteciliğimizi destekleyen tüm dostlara bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Gündem yine sıcak, gerçekten çok yoğun bir gündem var. E, şahsımın Hür ve Müstakil kanalında anlatmaya çalışacağım. Bu Hür ve Müstakil artık dönemin modası. Bundan sonra herkes Hür ve Müstakil takılacak. Tabii Hür ve Müstakil takılınca memlekete gerçek bir hürriyet gelecek mi... Bilmiyorum tam olarak bu sorunun yanıtını aramaya çalışacağız aslına bakarsanız ee, bugünkü yayında. Bugünkü yayında bir de özel konuğum var Aksoy Araştırma Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Aksoy birazdan benimle birlikte olacak. Bir aritmetiğin içinden geçmeye çalışacağız aslına bakarsanız Ertan Bey'le çünkü dün İyi Parti hiçbirimizi şaşırtmayarak ...hür ve müstakil bir şekilde yolculuğuna devam edeceğini aslına bakarsanız açıkladı. Yani beklenen bir karardı. Ha, buralardan dönülmez akşamı ufuklarından yine dönülebilir mi? Buralardan birebir U dönüşü olabilir mi? Meğerse bu aslında bir siyasi pazarlık mıydı? Ben çok emin değilim. Ben Sayın Akşener'i uzunca bir zamandır yani 29 Mayıs sabahından itibaren çok kararlı görüyorum. Buradan bir değişiklik beklemiyorum ha ama sandıkta seçmen ittifak yapabilir sandıkta İyi Parti seçmeni kendi genel merkezinin dışında bir oy kullanabilir bütün bunlar muhtemel tabii ki belki de o yüzden zaten farkındaysanız CHP de çok dikkatli davranıyor bu görseli paylaşan İyi Parti'nin Ankara il başkanlığı Ankara Ankara'yı başkanlığı Ankara il başkanı eski Ankara il başkanı istifa etmişti biliyorsunuz. Tam da bu nedenle yani biz hür ve müstakil olmak da tabii ki iyidir ama Mansur Yavaş'ın karşısında bir pozisyon alarak Ankara'yı muhalefete kaybettirmek doğru bir karar değil demişti. Faruk Köylüoğlu Faruk Bey eski İyi Parti il başkanı. Şu aralar Faruk Bey'in e, belki de bir ilçe belediye başkanlığı süreci olabilir. Bunu da bir kulis bilgisi olarak vereyim. Faruk Bey sessizliğini koruyor meselelerle ilgili ama aslında ilk uyaranlardan biri olmuştu CHP'yi, e, İyi Parti'yi. E, o şu anda koltuğundan oldu. Hür ve müstakil İyi Parti ile biz yola devam ediyoruz. E, bugün CHP'nin grup toplantısı vardı. Son genel başkan Özgür Özel bir açıklama yaptı grup konuşmasında. Bakın ne dedi bir duyalım önce arkasından da konuğumuzu alalım. Ben yolda görsem iyi bir insanla karşılaştık derim. Çünkü iyi Parti'nin seçmenleri gerçekten iyi insanlar. Atatürk'ü seven, ülkesini seven, bayrağını seven insanlar. Yani sizin bizim gibi insanlar. O yüzden bütün örgütümüzden talebim şudur bütün örgütümüzden ve bütün seçilmişlerimizden eski dosttan düşman olmaz. Sakın İyi Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti iyi insanların partisidir. Çağdaş insanların partisidir. Bizim kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seven insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Evet yani demek istiyor ki bana sorarsanız Özgür Özel bu iyi insanlar Atatürk seven çağdaş insanlar yine de sandıkta CHP oy verirler demek istiyor benim anladığım çok dikkatli bir dil. Benzer bir dili bir süredir Mansur Yavaş kullanıyor farkındaysanız bugün Mansur Bey'in de açıklamaları vardı. Ona da soruldu İyi Parti GİK'in Genel İstişare Kurulu'nun e, bu kararına ne diyorsunuz diye o da diyor ki e, Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var hepsinin oylarına talibiz. Yani biz İyi Parti seçmenin de oylarına talibiz diyor. Yine de böyle bir aritmetikte Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bolu gibi kritik iller kazanılabilir mi? İyi Parti'nin hür ve müstakil